Herkese merhaba. Bugünkü konumuz aslında direkt olarak bir özgür yazılımla alakalı değil de Linux ile biraz daha alakalı ve Linux altında biraz eğlence ile alakalı. Linux ve oyun. İlginç bir hikayesi var aslında. Öncelikli olarak ben kimim? İnternette şu üç görselden herhangi birine denk geldiyseniz o kişi muhtemelen benimdir. Yani normal olarak tanıtacak olursam yaklaşık 9 yıllık falan bir backend geliştiricisiyim. Hobi olarak da 2005'ten beri Linux'la ilgilenen, Linux kullanan ve buna katkı veren bir insanım. Yani beni bir... Ups, ters yöne gitti. Dinozor kabul edebilirsiniz bu konuda. Fakat konumuzla alakalı olarak benle ilgili bahsedeceğimiz şey şu an eski ekol bir YouTuber'ım, oyun YouTuber'ıyım. Ağırlıklı olarak Minecraft ve mühendislik simülatörü oyunları içinde olsa da. Bu iki detay, yani 2005'ten beri Linux kullanıyor oluşum ve oyunla ilgili oluşum aslında bu konuyu bir nebze canlı bir biçimde gözlemlemiş olmamı sağlıyor. Peki, burada olayımız nasıl başlıyor? Linux'un başlangıcından beri aslında oyun kendi içinde olan bir şey. Yani her daim orada olan bir şey ve buradaki ilk başlangıç noktalarımızdan bir tanesi Doom. Yanlış Doom. Evet, orijinal Doom. Orijinal Doom aslında piyasada görebileceğiniz her platformda çalışan bir şey. Bu platformlar arasında da neler sayabiliriz? Apple'ın bir dönem çıkarttığı Touch Bar'ı var. Hamilelik kontrol testleri var. Yani teknik olarak ekranı ve işlemcisi varsa her yerde çalışabiliyor. Ama 90'ların başlarında Doom Linux altında da çalışan bir oyundu. Ve geliştirildiği platformlardan biri de. Ve burayla beraber aslında Linux ve oyunculuğun ilk altın çağına giriyoruz. Bu oyunları oynamış olan kaç kişi var aranızda? Yoksa ben fazla mı yaşlıyım? Bir, iki... Tam yeterince yaşlı değilim. Burada gördüğünüz oyunlar aslında günümüzdeki pek çok oyunun atası diyebileceğimiz bir şey. Zaten Quake, Doom'dan türemiş bir motor üzerinden, Quake motoru. Ve Quake motoru üstünden Unreal'dır, Unity'dir vesaire popüler günümüzdeki motorların çoğu aslında ondan türemiş durumda. Dolayısıyla aslında oyun sektöründe bayağı yeni olan şeyler. Ve bunların hepsi çıktığı zamanlarda en fazla bir yıl içerisinde Linux'a da portlanmış oyunlar oldu. Bu bizim ilk altın çağımızdı. Ve 90'ların aslında önemli bir kısmını kapladı. Yani o dönemlerde uzun bir süre Linux kullanıcıları daha bayağı küçük bir azınlıktık. Ne oynayacağız derdi yoktu. Genelde oynayabiliyorduk bir şeyler. Peki ne oldu? Tahmini olan var mı? Bu altın çağ neyden bitmiş? Neden ötürü bitmiş olabilir? Windows 98. Yakın. Microsoft'un bir ürünü gene. DirectX. Bu zamana kadar oyun geliştirme konusunda şöyle bir gerçek söz konusu. OpenGL gene var. OpenGL bayağı kullanılıyordu. Fakat OpenGL normal bir geliştirme sürecinde üstüne çok fazla bir şey eklemiyor. Siz gene oyun geliştiricisiyseniz oradaki grafik katmanında kendiniz elle manuel müdahalelerde bulunmak zorundasınız. Dolayısıyla bu oyun geliştirmeyi biraz daha zorlaştırıyor. Evet, eğlenceli bir şey oluyor. Biraz deli bir tipseniz inanılmaz keyifli bir hale geliyor ama süreci zorlaştırıyor ve dolayısıyla da sektöre girmek isteyenlerin önü biraz kapanıyor. DirectX 7 ölür hakkını yeme. Bu konuda güzel bir katılım oldu. Pek çok grafiksel 3D hızlandırma işlemine çok rahat erişilebilir, çok rahat anlaşılabilir bir kütüphane olarak geliştiricilerin önüne sundu. Ama DirectX'in burada büyük bir sıkıntısı var. Bu arada sadece Linux'u etkilemedi. Mac'tir, diğer Unix'lerdir ki o zamanlar hala popülerlerdi. BOS'tir vesaire bunların hepsini etkiledi. DirectX sadece Windows altında çalışıyor. Ve oyun geliştiricileri
Halihazırda IBM PC dediğimiz konsepte, o dönem hala IBM PC olarak anılıyordu. Modern x86 platformu. En genel çoğunlukla beraberinde dağıtılan işletim sistemi de Windows olduğu için hani ikisi zaten beraber bir paket olarak geliyor. Ne başka platformlara uğraşmayalım diye artık uğraşmayı yavaş yavaş bıraktılar. Dolayısıyla da böyle bir sürecimiz oldu. Ve bu sırada OpenGL hala var elimizde. OpenGL biraz daha gelişmeye devam etti. Ama OpenGL'in en büyük dezavantajı eski bir codebase. Yalnız eski bir codebase. Gelişme süreci kendisini X'e de biraz dayandırıyor ve çalışma mantığı da dolayısıyla biraz daha dolambaçlı. Dolayısıyla da bakımı olsun, özellik eklemesi olsun vesaire zahmetli oluyordu. Dolayısıyla da küçük projelerde hala tercih edilir oldu. Mesela şu an dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi hala OpenGL kullanıyor. Minecraft. Ama dediğim gibi DirectX pek çok oyun geliştiricisi için çok daha avantajlı bir platform halinde. Ama bu Linux ve oyunculuğun en büyük, en güçlü olduğu alanı hiçbir zaman değiştirmedi. O zaman da güçlüydü, hala da güçlüydü. Emülasyonlar, emülatörler. Bir şey emüle edecekseniz Linux orada çok rahat bir platform. Çünkü zaten çekirdeği nasıl işlediğini biliyorsunuz. Sanallaştırma katmanı çok iyi dokümente edilmiş. Ve sistemin kendi yükü de çok daha az. Dolayısıyla da emülasyon tarafı o zaman da inanılmaz popülerdi. Hala da popüler. Mesela şu an PlayStation 4 emülatörü bildiğim kadarıyla en son hala Linux altında çalışıyor. Windows'a portlandı mı bilmiyorum. Böyle gerçekler söz konusu. Ve burada geliyoruz 2000'lerin başına. Aslında benim de Linux'la tanıştığım dönemler. Bu dönemlerde pek çok küçük, irili ufaklı oyunu dağıtımlarınızın paket yöneticisinden, yani program kurduğunuz yerlerden çok rahatlıkla indirebiliyordunuz. Bunlar böyle eğlenceli küçük oyunlar da olabiliyordu ya da böyle büyük çaplı oyunlar da olabiliyordu. Bu arada buradaki şu ve şu üçlü benim ortaokul hayatımı bayağı girmiş oyunlar. Nexus'i bilmeyeniniz varsa eğer Quake'in klonu, çok başarılı bir klon. Sonradan öldü, şu an yeni adı neydi ya? Yeni adını unuttum. Acaba şu mu? Biz patlıcanla falan bir şey oynuyorduk, o muydu acaba? Bakayım da. Oynayın. Urban Terror, Counter-Strike kafası, güzel açık kaynaklı bir oyun. Warzone, hala da şiddetli tavsiye ederim. Çok eğlenceli bir real-time strateji oyunu, bilim kurgu temalı. FreeCiv zaten Civilization'ın klon, açık kaynaklı klonu. Train Tycoon ve gene başarılı bir, yani başarılı iki tane strateji oyunu ve daha nice örnekler. Tabii bunlar ücretsiz örnekler. Bunların hepsini dağıtımların, o dönemki dağıtımların, günümüzdeki dağıtımların da depolarından direkt indirip anında oynamaya başlayabiliyorsunuz. Tabii bir de ücretli tarafta var. Bu listede gördüğünüz oyunların hepsi de evet Doom'u gene görüyoruz. Bu çok tekrarlanacak bir şey. Doom'u bayağı bir göreceksiniz. Bunların hepsi Linux altına çıkmış ve Linux altında gayet satın alıp CDC ile oynayabileceğiniz oyunlar. Tabii Türkiye'de biraz bulması zordu. tabii ben bu dönemler ortaokul yıllarım. O dönemlerdeki bilgisayarımda Pentium 4 bir bilgisayardı. O dönemler anakartın kendi içinde gömülü bir Intel ekran kartı var. Ki bu arada o dönemki Intel ekran kartı günümüzdeki Intel ekran kartlarından bile zayıf bir durum. İş görüyordu ama oyun oynamaya biraz daha girişince çok bir güzel sonuç alamıyorsunuz. Ben de harçlığımı biriktirerek o dönemler 70 lira vererek bir tane sanırım 6600 ya da 7600 GTS olması lazımdı. O ekran kartını almıştım. Güzel yıllarda. Evet, 70 liraya günümüzde ekran kartı bulmak biraz hayal olsa gerek. Hurdalıktan belki bulabilirsiniz. Evet, burada şimdi Linux ve oyunculuk dediğimizde günümüzde en çok göreceğimiz araçlardan bir tanesi. Aslında çoğunun temelini oluşturan bir
aracı şimdi göreceğiz. Vine. Vine nedir? Aranızda Vine'ın açılımını bilen var mı? Vine is not an emulator. Evet. Bu arada biz açık kaynak dünyasında kendi içerisinde tekrarlayan kısaltmaları çok seviyoruz. Bununla alakalı bir konuşma yapmak istesek herhalde 2 saat falan sürebilir. Çünkü neredeyse her şey öyle. Vine adından da anlaşılacağı gibi bir emülatör değil. Peki, Vine'ın olayı ne? Aslında Linux altında Windows uygulamalarının çalıştırmanız için bir katman. Bu şekilde söylediğimde emülatör tanımlamasına uyuyor. Ama çalışma mantığı olarak emülatör de tamamen farklı. Emülatör aslında yapı olarak sanal bilgisayarla daha yakın bir şey. Vine'ın yaptığı şey, direkt olarak Windows altında program A özelliğine, kütüphanesine erişmek istiyor Windows'un. Bunun Linux altında benzer işi yapan özellik ne? Kütüphane ne? Ona yönlendiriyor. Çıktısını ona göre şekillendiriyor. Bazen ek bir şey eklemesi gerekiyorsa onu ekliyor. Vesaire. Ve bu şekilde bir Windows uygulamasını ihtiyaç duyacağı bütün Windows kütüphanelerini Linux ortamında sağlıyor. Ve bu sayede aslında bayağı bir oyunu Linux altında oynayabilmeye başlıyoruz. Ama orada gene bir bit yeni devreye giriyor. Eski dostumuz DirectX. DirectX çalışmıyor. Oyun OpenGL'de yazılmışsa genel Linux altında çalıştırabiliyorsunuz bu senaryo burada. Fakat DirectX ile yazılmışsa ki oyunların %90'ı bu şekilde. Python unuttu. Ama teknik olarak değil. O dönemler eğer elinizde çalışan bir Windows kurulumu varsa ve biraz sabrınız varsa oradaki belli başlı DLL'leri ve kurulmuş DirectX kurulumunu kopyalayarak bir dizi hack ve register editle vesaire Linux altında DirectX'i çalıştırabiliyorsunuz. Çok stabil olmuyordu ama o şekilde Night Online bağımlısı bir arkadaşımı Linux'a geçirmişliğim var. Tabii dolayısıyla da bu aşırı meşakkatli bir süreç olduğu için çoğu insan uzun yıllar boyunca ve hala da dual boot, yani çift iş, bakımı olsun, özellik eklemesi olsun vesaire zahmetli oluyordu. Dolayısıyla da küçük projelerde hala tercih edilir oldu. Mesela şu an dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi hala OpenGL kullanıyor, Minecraft. Ama dediğim gibi DirectX pek çok oyun geliştiricisi için çok daha avantajlı bir platform halinde. Ama bu Linux ve oyunculuğun en büyük, en güçlü olduğu alanı hiçbir zaman değiştirmedi. O zaman da güçlüydü, hala da güçlüydü. Emülasyonlar, emülatörler. Bir şey emüle edecekseniz Linux orada çok rahat bir platform. Çünkü zaten çekirdeği nasıl işlediğini biliyorsunuz. Sanallaştırma katmanı çok iyi dokümente edilmiş. Ve sistemin kendi yükü de çok daha az. Dolayısıyla emülasyon tarafı o zaman da inanılmaz popülerdi. Hala da popüler. Mesela şu an PlayStation 4 emülatörü bildiğim kadarıyla en son hala Linux altında çalışıyor. Windows'a portlandı mı bilmiyorum. Böyle gerçekler söz konusu. Ve burada geliyoruz 2000'lerin başına. Aslında benim de Linux'la tanıştığım dönemler. Bu dönemlerde pek çok küçük, irili ufaklı oyunu dağıtımlarınızın paket yöneticisinden, yani program kurduğunuz yerlerden çok rahatlıkla indirebiliyordunuz. Bunlar böyle eğlenceli küçük oyunlar da olabiliyordu ya da böyle büyük çaplı oyunlar da olabiliyordu. Bu arada buradaki şu ve şu üçlü benim ortaokul hayatımı bayağı yemiş oyunlar. Nexo ise bilmeyeniniz varsa eğer Quake'in klonu, çok başarılı bir klon. Sonradan öldü, şu an yeni adı neydi ya? Yeni adını unuttum. Acaba şu mu? Biz patlıcanla falan bir şey oynuyorduk, o muydu acaba? Bakayım da. Öyle. Urban Terror, Counter Strike kafası, güzel açık kaynaklı bir oyun. Warzone, hala da şiddetli tavsiye ederim. Çok eğlenceli bir real-time strateji oyunu, bilim kurgu temalı. FreeCiv zaten Civilization'ın klon, açık kaynaklı klonu. Train Tycoon ve gene başarılı bir
Yani başarılı iki tane strateji oyunu. Ve daha nice örnekler. Tabii bunlar ücretsiz örnekler. Bunların hepsini dağıtımların, o dönemki dağıtımların, ha günümüzdeki dağıtımların da depolarından direkt indirip anında oynamaya başlayabiliyorsunuz. Tabii bir de ücretli taraf da var. Bu listede gördüğünüz oyunların hepsi de evet Doom'u gene görüyoruz. Bu çok tekrarlanacak bir şey. Doom'u bayağı bir göreceksiniz. Bunların hepsi Linux altına çıkmış ve Linux altında gayet satın alıp CDC ile oynayabileceğiniz oyunlar. Tabii Türkiye'de biraz bulması zordu. tabii ben bu dönemler ortaokul yıllarım. O dönemlerdeki bilgisayarımda Pentium 4 bir bilgisayardı. O dönemler anakartın kendi içinde gömülü bir Intel ekran kartı var. Ki bu arada o dönemki Intel ekran kartı günümüzdeki Intel ekran kartlarından bile zayıf bir durum. İş görüyordu ama oyun oynamaya biraz daha girişince çok bir güzel sonuç alamıyorsunuz. Ben de harçlığımı biriktirerek o dönemler 70 lira vererek bir tane sanırım 6600 ya da 7600 GTS olması lazımdı. O ekran kartını almıştım. Güzel yıllarda. Evet 70 liraya günümüzde ekran kartı bulmak biraz hayal olsa gerek. Hurdalıktan belki bulabilirsiniz. Evet, burada şimdi Linux ve oyunculuk dediğimizde günümüzde en çok göreceğimiz araçlardan bir tanesi. Aslında çoğunun temelini oluşturan bir aracı şimdi göreceğiz. Wine. Wine nedir? Aranızda Wine'ın açılımını bilen var mı? Wine is not an emulator. Evet. Bu arada biz açık kaynak dünyasında kendi içerisinde tekrarlayan kısaltmaları çok seviyoruz. Bununla alakalı bir konuşma yapmak istesek herhalde 2 saat falan sürebilir. Çünkü neredeyse her şey öyle. Wine adından da anlaşılacağı gibi bir emülatör değil. Peki, Wine'ın olayı ne? Aslında Linux altında Windows uygulamalarının çalıştırmanız için bir katman. Bu şekilde söylediğimde emülatör tanımlamasına uyuyor. Ama çalışma mantığı olarak emülatörle tamamen farklı. Emülatör aslında yapı olarak sanal bilgisayarla daha yakın bir şey. Wine'in yaptığı şey, direkt olarak Windows altında program A özelliğine, kütüphanesine erişmek istiyor Windows'un. Bunun Linux altında benzer işi yapan özellik ne? Kütüphane ne? Ona yönlendiriyor. Çıktısını ona göre şekillendiriyor. Bazen ek bir şey eklemesi gerekiyorsa onu ekliyor. Vesaire. Ve bu şekilde bir Windows uygulamasını ihtiyaç duyacağı bütün Windows kütüphanelerini Linux ortamında sağlıyor. Ve bu sayede aslında bayağı bir oyunu Linux altında oynayabilmeye başlıyoruz. Ama orada gene bir bit yeniği devreye giriyor. Eski dostumuz DirectX. DirectX çalışmıyor. Oyun OpenGL'de yazılmışsa genel Linux altında çalıştırabiliyorsunuz bu senaryo, bu durumda. Fakat DirectX ile yazılmışsa ki oyunların %90'ı bu şekilde. Maalesef unuttum. Ama teknik olarak değil. O dönemler eğer elinizde çalışan bir Windows kurulumu varsa ve biraz sabrınız varsa oradaki belli başlı DLL'leri ve kurulmuş DirectX kurulumunu kopyalayarak bir dizi hack ve register editle vesaire Linux altında DirectX'i çalıştırabiliyorsunuz. Çok stabil olmuyordu. Ama o şekilde Night Online bağımlısı bir arkadaşımı Linux'a geçirmişliğim var. Tabii dolayısıyla da bu aşırı meşakkatli bir süreç olduğu için çoğu insan uzun yıllar boyunca ve hala da dual boot, yani çift işletim sistemi kullanıyor. Bir tarafta Linux, bir tarafta Windows. Windows'ta oyununu oynayıp Linux'ta ne yapmak istiyorsa onu yapıyordu. Benim sistemlerim de uzun bir süre böyleydi. Özellikle lise çağından itibaren çünkü o dönem hayatıma ilginç bir şey girdi. Bir arkadaşım yine Assassin's Creed'le tanıştırdı. Evet, öyle bir sürecim oldu. Bu arada ilk Assassin's Creed oyunları bayağı eğlenceliydi ya. İlk oyun biraz
boğucuydu ama gene güzeldi. Neyse, çok dağıtmadan. Evet, böyle bir sürecimiz oldu. Ama bu sürecin yanı sıra ben sonra bir de ilginç bir furya daha başladı. Indie oyunlar. Arada bu oyunları oynayanlar var mı? Daha yakın bir tarih olduğu için muhtemelen bir iki tanesinde olsa oynamışlığınız vardır ki zaten Minecraft var listede. Minecraft hariç diyelim. Bu oyunlar 2000'leri, hepsi 2000'lerin sonuna doğru çıkmış. O indie camiasının patladığı, bir anda her oyun geliştirmenin daha design tarafında, daha büyük projeler değil de daha küçük projelerde emek vererek yapıldığı bir döneme denk geliyor. Ve bu dönemin ortak bir noktası, bu oyunların hepsi multiplatform olarak çıktı. Bastion aralarında bir ufak istisna, o ilk Windows'a çıktı sadece, diğer portlarını 1 ya da 2 yıl sonra çıkarttı. Ama geri kalan hepsi multiplatform olarak çıktılar. Ve dolayısıyla da eğer ağırlıklı olarak indie oyunları oynayan bir insansınız, Windows gereksiz de. Mac ya da Linux. Burada işinizi rahatlıkla görüyordu. Ta ki başrol oyuncumuz devreye girene kadar. Paçaları sıvayana kadar. Valve. Evet, hikayenin bu noktadan sonrasında Valve'i bayağı göreceğiz. Valve'in o kuruluş hikayesinde de zaten eski bir Microsoft çalışanının Microsoft'a sinirlenmesi üstüne kendi oyun firmasının kurmasıyla başlıyor. Gabe Newell. Peki, Valve uzun bir süre Windows altında oyunlarını geliştirdi. Uzun bir süre Windows altında çalışan bir uygulama mağazası geliştirdi ve bunu yayınladı. Neden bir noktada odağını Linux'a geçirmeye başladı? Bunu bileniniz var mı? Windows 8 ile beraber de sanırım Microsoft kendi uygulama mağazasını geliştirmişti. Evet. Bütün oyunları, bütün uygulamaları oradan indirmeye, zorlamaya. Evet. Öyle bir şeyi vardı. Tam olarak böyle. Hatta biraz daha spesifik bir hale getirirsek Windows 8 RT olması lazım sürüm adı. O şekilde özel bir Windows 8 sürümü var. Ve bu sürümde Microsoft'un mağazası dışında uygulama kurmanız imkansız. Ve Microsoft bunu bayağı bir bastırmaya çalıştı. Bayağı bir herkesin önüne sunmaya çalıştı. Bayağı bir hani bu şekilde olacak Windows'un geleceği diye lanse etmeye çalıştı. Ve bu pek çok firmayı korkuttu. Özellikle Valve'i korkuttu. Çünkü Valve'in asıl iş olayı üçüncü parti bir uygulama mağazası olması. Bir oyun mağazası. Dolayısıyla da böyle bir senaryo Valve'in direkt olarak fişinin çekilmesi oluyor. Ve hatta sadece Valve'in değil, indie oyun piyasasının da bayağı fişinin çekilmesine sebep oluyor. Çünkü bayağı bir bürokrasi işin içine giriyor. Küçük firmaların da yine bayağı bir sıkıntısına sebep oluyor ve alternatif platformların da son anlamına geliyor. Ve Valve bu noktada alternatifler aramaya başladı. Biz Windows'un buradaki oyun sektöründeki tek elini kırmalıyız diye. İlk olarak Apple'a gittiler. 5 dakika sonra bu fikirden vazgeçtiler çünkü Apple. sonrasında dediler ki bir saniye, elimizde inanılmaz açık, her şeyi yapmaya müsaade eden ve inanılmaz derecede farklı kişilerden katkıları benimseyen ve kabul eden bir platform var. Linux. Neden buna odaklanmayalım? Ve buna odaklanmaya başladılar. Bu süre içerisinde Valve Linux altında oyun geliştirme üstüne bayağı bir araç geliştirdi. Steam'in Linux client'ını çıkarttılar ki demin gösterdiğim örnekteki pek çok oyun bu süre içerisinde çok yani çok geniş, güzel bir Linux kullanıcısı feedback'i aldı. Çünkü Steam üstünden direkt kullanabilmeye başlıyorlardı. Bunun yanı sıra kendi oyunlarının hepsini Linux'a portladılar. Ve ardından ilginç bir duyuru yaptılar. Of, çarpıldım. Steam Machine. Steam Machine hatırlayanınız var mı?
Bir kişi. Çok normal. Çünkü herhalde ömrü bir 6 ay falan oldu. Duyuruldu sonra hemen yok oldu bir anda. Evet. Çünkü aslında Wild için bir deneme fazıydı yine bize. Ve Wild'in henüz donanım üretme tarafındaki yetkinliği çok fazla değildi. Sadece bir kontrolcü geliştirmişlerdi. Onun dışında bir, bu arada o da güzel bir kontrolcüydü. Onun dışında bir donanım tarafında bir yetkinlikleri yoktu. O yüzden birden fazla donanım partneriyle anlaşarak bir ekosistem geliştirdiler. Üzerlerinde bu cihazların hepsinin tek bir ortak noktası vardı. Üzerlerinde Valve'in çıkarttığı, üzerinde Steam kurulu bir Debian çalışıyor. Steam OS'in ilk sürümü. Ve burada bir şey daha söz konusuydu. Evet, Linux tarafında oyun geliştirme biraz daha rahatlamıştı. Biraz daha popülerleşmişti. Ama hala inanılmaz küçük bir nişti. Ve dolayısıyla da bir kütüphane sunamadığı için üstüne üstlük seçeneklerle de müşterilerin kafasını karıştırdığı için Steam Machine tarihin raflarına başarısız bir proje olarak geçti. Ama bu tabii ki de sadece kötü bir hikaye değil. Çünkü beraberinde bu oyunların ve daha nice pek çok oyunun resmi olarak Linux portlarının çıkmasına sebep oldu. Evet, o dönemler bu oyunların hepsi ya çıkış anlarında ya da birinci yıllarında Linux portlarıyla çıktılar. Ve hepsi bu arada Linux altında inanılmaz güzel çalışıyordu. Hala da çalışıyorlar. Sadece Borderlands 2 online tarafındaki bir saçmalıktan ötürü şu an Proton'da kullansanız daha mantıklı. Ona birazdan geleceğim. Evet. Ama bunların hepsinin ufak da bir ortak noktası var. Bunların hepsi Windows altında yazıldığında DirectX'de yazıldı. O yüzden Linux ve Mac portları OpenGL kullanıyordu. Ve burada eski dostumuz DirectX gene yolumuza bir blok açıyor. Çünkü bu firmalar evet bu portları yapabiliyor ama bu portları nasıl yapıyor? Portlama üstüne uzmanlaşmış firmalar var. Bunlardan en ünlüsü Feral Interactive. Bu firmalar üstünden yapıyor. Bu firmalarla anlaşıyorlar, oyunumuz bu, bunu portlayın diye. Ve dolayısıyla bu aslında sadece aşırı büyük firmalar için kullanılabilir bir seçenek oluyor. Ancak orta boy ya da küçük firmalar için çok mantıklı bir hal olmuyor. Ama aynı dönem ilginç bir proje yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Bu da bir başarısız proje ama geleceğin önünü açmış bir başarısız proje. AMD'nin Mental Office. Mental Office'ni kullanmış olanınız ya da görmüş olanınız var mı? Çünkü bir yıl falan hayatta kalmış bir proje. Mental, AMD'nin DirectX'e alternatif olarak çıkarttığı bir platformdan. Sanırım R9-200 serisinde falan vardı bu. Peki, ne oldu? Çok fazla tutmadı. Ve AMD o dönem ciddi bir yeniden yapılanma sürecindeydi. Ki zaten birkaç, 2-3 yıl sonrasında Ryzen platformu vesaire çıkacak. Ondan sonra RDNA çıkacak vesaire. Bu süreç içerisinde Mental Office'ine çok fazla zaman ayıramadılar. Ve bu projeyi OpenGL'in geliştiricilerine verdiler. Evet, burada bir statik problem var. Arada çarpılıyorum. Muhtemelen şarja taksan topraklama olacak ama neyse. Ve burada Vulkan projesi karşımıza çıkıyor. Vulkan projesi Mental ve OpenGL'in çocuğu diyebiliriz. Aynı geliştiriciler tarafından daha modern sistemlerle ve daha modern bir donanım kullanımıyla karşımıza çıkan bir proje. Bu arada Vulkan'ın kullandığı donanım erişim yöntemleri şu an DirectX 12'nin de avantajı olan şeyler. Orada da DirectX 12 onun bir noktada kopyalamaya başlıyor. Ve Vulkan yavaş yavaş DirectX'le özellik olarak eşdeğer bir hale gelmeye başlıyor. Ve donanım erişimi ve memory allocation tarafındaki yenilikleri sayesinde çok daha iyi bir performans sunabiliyor. Ki bunu eski bir dostumuzun yeni yüzünde tekrar görüyoruz. Doom. Evet, itinayla bu sunumda Doom'u görüyoruz.
Çünkü Linux oyunculuğunun her aşamasında var. Doom'un, 2016 Doom, resmi olarak bir Linux portu yok. Evet. Internal tarafta bir Linux portu olduğunu biliyoruz. Neden resmi olarak olmadığını bilmiyoruz ama. Fakat Doom, Vulkan kullandığı için burada ilginç bir şey söz konusu. Wine altında direkt olarak çalışabiliyor. Çünkü Vulkan kullandığı için orada grafik apisinde yapmak istediği char'ların hepsi birebir aynı şekilde Linux altında mevcut. Bu arada şu an popüler platformlar arasında herhalde Vulkan'ı desteklemeyen tek platform macOS olabilir. Çarpılmadı mı? Tamam. Ve bu noktada ilginç bir olay devreye giriyor. Bu arkadaşımız, Philip, kendisi Alman bir gencimiz. Oyun meraklısı, hafif VIP ve geliştirici. Niki de Boitsujin, yani Japonca'da Alman demek. Çok yaratıcı bir nick. Bu arkadaşımız Linux altında Nier Automata oynamak istedi. Güzel bir istek. Güzel oyundur. Ama burada ufak bir sorun var. Oyun DirectX 11'de yazılma. Bunu nasıl yapıp çözebiliriz bu sana? DirectX teknik olarak özellik bakımından Vulkan'la aynı şeyleri sağlıyor. Yani bu özelliklerin hepsi Vulkan'da da mevcut. Philip dedi ki, ben neden Vine'in yaptığı işin benzerini DirectX ve Vulkan arasındaki bir tercüme katmanı olarak yazmayayım. Ve burada DXVK projesi doğdu. DXVK projesi, DirectX Vulkan. Çok yaratıcı bir isim. Evet, burada arkadaşımızın çok isimler konusunda yaratıcı olduğu zaten bayağı ortaya çıkmış durumda. Burada DirectX 9 diyor ama ilk çıktığında sadece DirectX 10 ve 11'di. DirectX 9 daha sonrasında farklı bir kişi tarafından ekleniyor. Bu DirectX versiyonlarının Vulkan altına tercümesini sağlayan bir katman. Ve bu sayede pek çok oyun, biraz fazla ileri gittim. Pardon. Pek çok oyun çalışabilmeye başladı. Evet, ilginç bir senaryoydu. Bu durumdu. Ve tabii ki de Nier Automata'yı çalıştırabildi. Ve bu arkadaşımızın ilginç bir olayı oldu. Dedi ki, bari, evladım, senin yazdığın bu proje bizim bayağı aradığımız bir şey. Başka bir işin varsa bırak onu, al maaşın bundan sonra. Bu sadece bu projeye odaklanacaksın. Vay bunu bu arada birkaç kere daha tekrarlayacak. Ve o dönemler benim oynadığım oyun sayısı buydu aslında. Bir de arada ufak tefek bazı indie oyunlar vesaire ve Linux supportlanmış AAA oyunlar. Ve bu listeden sadece şu ikisinin Linux sürümü yok. Bir noktada Guild Wars oynamayı bıraktım. Baydı. Çünkü oyuna çıktığından beri oynuyordum. Ama Overwatch hala oynanıyordu ve keyifliydi. Ve dolayısıyla da Overwatch o dönem son Windows bağımlılığım oldu. Ama bu süre içerisinde DXVK projesi gelişmeye devam etti. Ve insanlar Overwatch'ı DXVK ile çalıştırabilmeye başladılar. Ama bir bit yeniyle. Bir kısmı banlanıyor. Çünkü DXVK'yi oyunun anti-cheat'i modifiye edilmiş bir DirectX olarak algılıyordu. Ama Blizzard 40 yılın başı adamlık yaptı burada ve birkaç tane çalışanı DXVK projesine katkı verdiler. Orada DXVK'yi özel bir senaryo olarak algılamasını sağlayacak durumlar eklediler. Ve bu sayede o gün bugündür Overwatch Linux altında en rahat oynanan online shooter olabilir. Ve burada bir diğer önemli projeye giriyoruz. Proton. Aslında Valve'in Doitsujin'i maaşa bağlamasındaki önemli sebeplerden bir tanesi buydu. Hedefinde Proton gibi bir proje vardı. Proton aslında çok temeline indiğinizde ahım şahım bir şey değil. Valve'ı alıyor. Üzerine DXVK. Bunun yanı sıra FO alıyor. DXVK'in ses kütüphanelerini tercüme eden bir muadili diyebiliriz. Ve birkaç tane oyun için optimizasyon yapıyorlar. Ve ortaya Proton çıkıyor. Ama Proton'un en büyük artısı
Proton'u yapılandırmanızı kurmanıza vesaire gerek yok. Bilgisayarınızda Steam kuruluysa Proton da kurulu demektir. Ve Proton ilk çıktığında ilk ön tanımlı olarak sadece onaylanmış oyunlarda çalışacak şekilde çıktı ve sanırım orada 12 tane oyun falan var. Nier Automata ve Doom bu listede söz konusuydu. Ancak bu siz isterseniz bu oyunları, yani diğer oyunları da açabiliyorsunuz. Ve bu sayede Linux altında bir anda oyun seçeneği artmaya başladı. Katlanmaya başladı hızlı bir biçimde. Ve o dönem farklı yüzler, farklı projeler daha araya girdi. Bir tanesini demin değinmiştim aslında. Şu arkadaş. Bu arkadaş DX2'ye DirectX 9 desteği ekleyen kişi. Nasıl ekledi? Kendisi 17 yaşında bir çocuk. Genç. Bunun hakkında DirectX 9'u, DirectX 10 ve 11 zaten bu şekilde dönüştürüldü. Neden 9'da yapmayayım? Dedi. Bunu bir tane etkinlik esnasında birilerine söyledi. Onlar da buna dedi ki, aman ne uğraşacaksın öyle şeylerle, dedi. Tabii, burada önemli bir kısmımız mühendis zaten. Bir mühendise bunu derseniz ne yapar? İnatabilir. Bu çocuk da inatabildi. Ve iki ay sonra artık DX2'de DirectX 9 çalışabiliyordunuz. Bunun yanı sıra TK Glitch ve Glorious Eggroll. Bu iki insan inanılmaz derecede güzel katkıları olan insanlar. Proton ve Vine altında çeşitli oyunların çeşitli problem yaşadığı noktaları bulup bunları çözebilecek ufak ayarlamalar, ufak yapılandırmalar, ufak patchler geliştirmeye başladılar. Ve bu sayede Proton ve Vine'in gelişmesi de inanılmaz hızlanmaya başladı. Ve bunlara katkı veren başka insanlar daha. Ve burada Lutris diye bir araç da devreye girdi. Lutris de aslında Linux altında oyun kütüphanemizi, her konudaki oyun kütüphanemizi tek bir alanda yönetebileceğiniz bir araç. Ama bir diğer artısı daha farklı farklı Vine kurulumları, yapılandırmaları vesaireyi tek bir ekrandan da yönetebileceğiniz bir araç. Ve hazır scriptlerle başkalarının hazırladığı da deneme yanılmayla bulduğu ayarlarla da kendinize istediğiniz oyunu kurabildiğiniz bir araç. Ve bu sayede Linux altında oyunculuk biraz daha hızlanmaya başladı. Neden geri gittim bu sefer? Ve eski bir arkadaş daha gene karşımıza çıkıyor. AMD. AMD bu sefer neden karşımıza çıkıyor? Çünkü bahsi geçen yeniden yapılandırma sürecinde AMD ilginç bir karar alıyor. Biz ekran kartı sürücülerimizi tamamen açık kaynak kodlu hale getireceğiz. Ve bunu toplulukla beraber geliştirecek hale yaratacağız. Ve topluluğun geliştirdiği araçları kullanacak şekilde de yapacağız. Teknik olarak Linux altında şu an AMD için iki farklı sürücü var. AMD GPU ve AMD GPU Pro. AMD GPU Pro teknik olarak kapalı kaynak bir katman. Ama kendi başına bir sürücü değil. Çünkü donanımla iletişim kurduğu katman hala AMD GPU. Yani sadece onun üstüne ek özellikler ekleyen bir katman. Ve oyun falan oynuyorsanız hiçbir şekilde gerek yok. Sadece medya rendering, aşırı profesyonel medya rendering, AI vesaireyle uğraşıyorsanız gerekli. Ve bu ilginç bir şeye sebep oluyor. An itibariyle Linux'a tam destek veren ekran kartı üreticisi sayısı 1.5'a çıkıyor. Intel de vardı öncesinde. Ve bu aslında 3D kütüphanelerinin ağırlıklı olarak Mesa'nın, yani Linux altında Nvidia dışındaki her şeyin 3D hızlandırma için kullandığı aracın inanılmaz hızlı gelişmesine sebep oluyor. Ve bu bütün bunların hepsinin sonucunda ortaya çıkan manzara böyle bir şey. Bu ProtonDB sitesinden. ProtonDB şu an Steam'deki oyunların Proton altında çalışabilirliğini listeleyen bir şey. Ve şu an gördüğümüz manzara şu. %4 Borg. Borg'un olayı bu oyunda çalışmıyor. Hiçbir şey, ne yaparsan yap çalışmıyor. En çok oynanan bir oyundan %4'ü çalışmıyor. %3'ü Bronze. Çalışıyor ama
bayağı bir problem yaşayacaksın. %10'u silver. Çalışıyor, bir iki ufak ayarlama yapman gerekiyor. Bir de arada bir iki problem yaşayabilirsin. Gold gayet güzel çalışıyor. Plat hani daha iyi çalışamazdı. Hani o derece iyi çalışıyor ki bunun Windows için yazıldığına emin misiniz? Düzeyinde. Ve durum bu hale gelmeye başladı. Ve dolayısıyla da bu oyunlar asıl yazıldığı platformlardan daha iyi çalışır hale geldi Linux altında. Evet, oyun ilk çıktığında Cyberpunk'ta arkadaşlarım arasında problem yaşamayan tek insan bendim ilginçlerim için. Ve Doom'u gene görüyoruz. Doom'u da hep göreceğiz galiba. Daha yeni oyun çıkartmadılar, o yüzden Slide'ın artık yok. ve tabii ki de DirectX ve Vulkan tercümesinin başlangıç noktası olan Near'da var. Ve tabii bunlar sadece aklıma ilk gelen örnekler değil. Aslında bayağı bir örnek var bu konuda. Ve burada Valve'in bütün bu çabalarının asıl sebebi biraz daha ortaya çıkıyor. Steam Deck. Henüz alabilmiş değilim. Bir ara almayı planlıyorum. Sadece bir araya birkaç iş girdi. Kendisi Valve'in geliştirdiği bir el konsolu. Ama bir Switch'ten ya da rastgele bir PC'den farkı ne? Rastgele bir PC'den farkı el konsolu olması. Switch'ten farkı üzerinde konsol için özel bir işletim sistemi yok. Düz Linux var. Bildiğiniz Linux. Bu bilgisayarda kurulu olan gibi Linux. Sadece biraz daha farklı yapılandırılmış. Hatta aynı dağıtım temelli. Bu da Arch, bu da Arch. Tebende. Ve Steam Deck şöyle bir şeye sebep oldu. Artık oyun geliştiriciler, evet, Proton sayesinde oyunlarımız Linux'ta çalışabilirdi ama çok fazla test etmeye gerek yok, çok fazla bir kitlesi yok vesaire diyordu. Ama Steam Deck sayesinde ve bir anda da başarılı olan bir platform oldu. Bir anda oyun geliştiricileri şunu demeye başladı. Bir saniye, elimizde binlerce ki, yüz binlerce kişiye satılan bir cihaz var. Bunda 3-5 bir test yapsak zaten iş görüyor şu anki haliyle. Bu testlere odaklanalım. Oyunları, ufak kusurlar varsa bunları düzeltelim. Demeye başladılar. Önceki senaryoda oyunu Linux için ayrı build edeceksin, Windows için ayrı build edeceksin, ayrı ayrı test edeceksin vesaire derdi. O ortadan kalktı. Proton artık bu derdi kendisi üstlenirdi. Ve tabii ki bu sayede de şu anki hale geldi. Ama şu ana kadar anlattığım her şey iyiye gidiyor, iyiye gidiyor, iyiye gidiyor. İşin bir de kötü tarafı var. Anti-cheat dediğimiz bir olay. Anti-cheat dediğimiz olay, özellikle online oyunlarda gördüğümüz bir konsept, hilecileri engellemek için oyunun içerisine gömülen bir yazılım. Bilgisayarınızı düzenli olarak tarayan bir yazılım. Bazıları daha mantıklı seviyelerde, bazıları ise Valorant. Bayağı bildiğiniz bilgisayarınıza bilerek virüs soksanız daha iyi düzeyde. Ama bununla beraber şöyle bir manzara çıkıyor. Evet. Bilinen anti-cheat'li oyunlardan 155'i Linux altında çalışıyor. %11 teknik olarak running diyor ama sizi gene hile olarak algılayabiliyor bunlar. Planlanan, biz bu gayet ekleyeceğiz bir ara. Yani desteği ekleyeceğiz. Broken hiç çalışmıyor. Sizi otomatik olarak hileci olarak damgalıyor. Bir de %7 denied var. Asla Linux'u desteklemeyeceğiz diyenler var. Bunlar o listede. Aralarından herhalde oyunculuk kitlesi arasında en fazla baskı yiyen Destiny olabilir. Fortnite çok saçma içinde Linux topluluğu çok fazla umursamıyor. Valorant'ı zaten demin dediğim gibi. Kullandığı anti-cheat o kadar tehlikeli bir şey ki kullanmayın. Windows altında bile kullanmayın. Ama evet, oynadığınız oyunlar bu listede yer alıyorsa Linux altında çok güzel vakit geçirmeyeceksiniz. Ama tabii ki de Linux altında güzel rahat çalışan online oyunlarımız da var. Bunlar ilk aklıma gelen örnekler. Ve Overwatch maalesef hala oynadığım bir oyun. Gerçi Overwatch oynamak yerine daha çok Overwatch'ta Zenyatta oynuyorum.
Bir de eşimle güzel vakit geçirme şekli oluyor. Stres atma oluyor. Her ne kadar kendisi biraz fazla stres yapsa da. Sinirleniyorum çok. Ve şu an günümüze bu şekilde gelmiş oluyoruz. Şu an önümüz aslında Linux altında oyunculukta önümüzdeki tek engel anti-cheat gibi bir durum. Ve bu da çözüldüğünde aslında burada aslında çözülmesi tarafında Linux tarafında yapılması gereken bir şey yok. Oyunların burada kendisini destek vermesi lazım. Ama bu biraz yavaş ilerleyecek ve Linux'un pazar payı arttıkça olacak bir şey. Evet. Sesim daha fazla kısılmadan burada sorulara girelim. Sorusu olanlar. Peki peki DRM'ler aynı zamanda anti cheat'lerle beraber baş düşman olarak. Evet, DRM'ler de bayağı sıkıntı yaratıyor ama DRM'ler şu an o kadar fazla değil. En fazla bir Ubisoft oyunu oynuyorsanız bir süre onlar sıkıntı yaratıyor. Ubisoft oyunu oynayan kaldı mı? Bir tane kalmış. Evet. Bu şekilde DRM'ler de evet orada bir sıkıntımız. Onlar kısıtlayan DRM'ler Windows altında zaten benzer düzeyde artık sıkıntı yarattığı için çok fazla değinmedim onlara. Hatta hiç değinmedim. Çünkü o bayağı çözülmüş bir problem. Şu an bize yarattığı problem Windows'la aynı düzeyde. Evet. Başka sorusu olan? O zaman konuşmayı burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben zaten oyunlar 30 saniyede kırılıyor. Bir de üstüne sadece bilgisayar performansını yavaşlatmak için saçma sapan bir koruma koyuyorlar. Sonra millet korsan indirip daha yüksek performans alıyor oyundan. Of şey, o konuda Arkham Knight'taydı galiba. Çok eğlenceli bir olay olmuştu. Hı?